Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Sizlerle konumsal taş fedasını inceleyeceğiz. Daha önceki paylaşımımda konumsal kalite fedasını ele almıştık. Ama şimdi 8. Dünya Şampiyonu Mihail Tal'den at fedası ile başlayan ve konumsal elementlerin işlendiği harika 3 maç inceleyeceğiz. 3 maçında arasında muhteşem bir benzerlik var. Umarım keyif alırsınız. İki prensip öne çıkacak. İki prensip öne çıkacak. Birincisi saldırıdayken saldırıdayken saldıran taraf taş değişiminden kaçınmalıdır. Çünkü saldırı için taş gereklidir. Saldıran taş, taşların sayısı azaldıkça saldırının şiddeti de azalır. Tabii ki bu prensibin karşı prensibi de var. Savunma e, savunmacı için savunmacı da olabildiğince taş değişimine girerek savunma olanaklarını arttırmalı, kolaylaştırmalıdır. İkinci prensip şu olacak. Saldırıya geçtiğinizde, saldırıdayken yardımcı güç, takviye güç getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde saldırıdaki taşlarınızla saldırıyı sonuçlandırmaya çalışırsanız başarısız olma olasılığınız çok daha yüksek. Bu yüzden tehditkar hamlelerle zaman kazanarak saldırıya taş getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen örnekler üzerinde başlayalım çalışmamıza. Beyazların vezir 2 kalesi siyahların vezir 2 kalesi 3 hafif taş 3 hafif taş piyonların sayısı da eşit. Taş etkinliğine bakarsak beyazın filleri olsun merkezdeki atı olsun ve veziri olsun 4 taşı siyahların şah kanadına yönelmiş tehlike çanları siyah kral için çalıyor arkadaşlar. Ve sırada beyazlarda Ali, e, tal burada atını alıyor F7'den feda ediyor. Atını feydiden feda ediyor. İnanılmaz bir feda. Biliyorsunuz satrançta iki türlü feda vardır. Bir taktiksel feda. ikincisi konumsal feda. Taktiksel fedada taşını feda edersin. Hamle zinciri ile daha fazlasını kazanırsın ya da mat edersin. Konumsal fedada ise konumsal elementler alırsın. Onları işler, zafere gitmeye çalışırsın. Burada da Tal atını veriyor ve şağı, rakip şahı açığa çıkartıyor. Bakalım bu açığa çıkan şah konumundan yararlanabilecek mi? Tabi burada şah G8'den ayrıldığı için H7 piyonu boşta kaldı. Tabii ki Tal burada vezir haşidi alarak hem G6'yı istiyor fili de saldırdığı için hem de fil G7 ile G7'den mat etmek istiyor. Ama siyahların elinde zaten bu iki saldırıyı da iki tehdidi de engelleyebileceği E5 hamlesi var. Hem çaprazı kapattı çaprazı kapattı. Hem de yataydan veziri ile G6 atını korudu. Ve siyahların bir tehdidi de oluştu. Bu güçlü veziri Şah'ın yanından kovabilmek için, uzaklaştırabilmek için hangi hamleyi tehdit ediyor? Kale H8 gelip veziri Heydi'den kovmak istiyor. Ve siyahlar kale H8 geldiği zaman vezir G6, vezir G6 Fil g6, şah g6 değişiminden sonra saldırıdan geriye eser kalmaz. Taş değişimleri saldırıyı sona erdirir. Saldırı balonunu patlatır arkadaşlar. Bu yüzden Tal tabii ki burada kale h8'i etkisiz hale getirmek için mecburen istemeyerek de olsa kale d8 ile birer kaleyi değişiyor. Bakın kesinlikle emin olun bu ustalar prensiplere sıkı sıkıya bağlı. Öyle böyle değil sıkı sıkıya bağlı saldırıdayken taş değişmemesi gerekiyor ama kale H8'i de başka türlü çözemezdi. Kale ile alıyor siyahlar da kale D8 alıyor ve artık kale H8 hamlesi yok. Neden yok? Kale H8 alırsanız koruyanı yok et çünkü at koruyor kaleyi koruyanı yok et ödülü buradan haket var arkadaşlar. Burada beyazlar baskı noktası yaratmalı baskı noktası yakalamalı. Yoksa siyahlar toparlanacak burada. Biliyorsunuz feda yapan taraf rakip şah konumunu bozduğu için aslında önemli bir değer daha alıyor. Ne o önemli değer? Zaman. Kaç hamlelik zamandan bahsediyoruz? Zaman zaten hamle demekti. Kaç hamlelik bir zamandan bahsediyoruz? Genelde 2-3 hamle. Yani 2-3 hamle beyazlar boşa vakit harcarsa, oyalanırsa siyahlar savunma duvarını örer. Taş önde bu oyunu galip, galip, galibiyete götürür arkadaşlar. Bu yüzden o 2-3 hamleyi vermemek için... ...hem rakibin olanaklarını kısıtlamalı... Nasıl yapacağız kısıtlamalı? Kısıtlayarak kısıtlayacağız. Baskı noktaları yaratarak, tehditler yaratarak kısıtlayacağız. Ve hamle seçimi yaparken tehditkar e, kriterine uymaya çalışacağız. Şimdi burada vezir H5 bu yüzden yapılıyor. Vezir H5 ile G6'da bir açmaz oluşturuyor ki bu açmaz beyazların odak noktası haline geliyor. Çünkü siyahlar bu açmazdan kurtulamaz. Kurtulması çok zor. Sadece viziri, şahı ve kalesi G6'yı koruyabiliyor. E, fili gelemiyor. Diğer fili de zaten ters renkte olduğu için gelemez. Yani şahı f karesinde açıkta tutmayı bu hamle sağlıyor arkadaşlar. Bu açmaz çok önemliydi. Şimdi siyahlar bakalım ne yapacak. Bu arada bu feda Siyahlara iyi şanslar tanıyor olabilir. Yani şöyle kazancı burada e, beyazlar taşıyamayabilir. Ama siyahların doğru oynaması çok zor. Siyahların sürekli doğru adımı atması gerekiyor. Çok titiz, çok disiplinli ve güçlü bir karakterde oynaması gerekiyor. Sinirleri güçlü olması gerekiyor. Sabırlı olması gerekiyor arkadaşlar. Hiç kolay değil bu tip konumları oynamak. Çünkü bir hata yaptığınızda şahınızın açıkta olmasından dolayı mağlubiyete gider oyun hemen bitiverir. Siyahlar vezir e6 hamlesini tercih etmiş. Neden? Neden vezir e6? Ee, burada bazıları belki hocam e5'e saldırı vardı. E5'i korumak için olmasın. Hayır zaten vezir e5 şey vezir e6 e5'i korumaz. Burada halen fil e5 alınabilir. Çünkü vezir e5 alırsanız koruyanı yok et. Ödülü buradan hak et var. Vezir e6'nın amacı vezir g4 gelip vezirleri değişmek ve dedik ya savunmacının peşinden koştuğu amaç buydu. Taş değişimi yapmak. Başta vezirler olmak üzere vezirler değiştirilirse bu saldırı sona erer. Tal ne yapıyor? Çok nazik bir hamleyle vezir g4'ü kesiyor. Çok nazik. Şimdi Tal bu hamleyle vezir g4'ü kesti. Peki kafasında ne var? Kafasındaki amaç ne biliyor musun? Vezir saldırıda Fil saldırıda B2 fili tam olarak saldırıda katkıda bulunamasa da ışınsal olarak e, dolaylı yoldan bir katkısı var. Fakat A1 kalesinin hiçbir katkısı yok. Ve prensip ne diyor? Neyi işaret ediyor? Saldırıya taş getir. Ama taş getirirken zaman kazanabilecek şekilde tehditkar hamlelerle getir. Çünkü sen rakibe 2-3 hamlelik zaman verirsen savunma duvarı örülecek. Bu yüzden Talin aklında A1 kalesini nasıl bu hedefe yöneltebilirim? Bu var. Ve bakın bu kapsamda bu amaçla yaratıcılık sınırlarınızı zorlayacaksınız. Şunu da göreceksiniz. Ya bu ustalar demek ki az buz değil. Bu bilgilere öyle bir sarılıyorlar ki bu prensipleri öyle bir tutunuyorlar ki yani ıkmık demiyorlar. Bu prensipleri A'dan Z'ye işlemeye çalışıyorlar. İzleyin şimdi. Siyahlar fil 5 geliyor. Tabii ki de fil 5 gelecek. Çünkü fili burada etkisiz elemandı. Önemli bir çapraza yerleşti. Şimdi beyazlar A1 kalesini nasıl getiririm hesabını yapıyor. Burada videoyu durdurun. Siz de düşünün. Kaleyi en hızlı en hızlı derken en az hamle ile nasıl f hedefine getirirsiniz. İnanılmaz bir yol var. O yolda şu. Şaş 1. F2'yi verdi ama F2'yi alırsanız ne var? Kale F1'den sonra bu e, fil gider. Gerçi kale D2 mi var? Ya da hiç e, zorlamadan vezir gelsek. Vezir F6 var. Fil F2'ye ne var? Kale F1 bassa. Kale D2 korusa. Kale D2 korudu. E şimdi koruyana saldır. Ödülü puanı arttır. Nasıl saldıracağız? Fil C3'le saldırabiliriz değil mi? Fil C3'le saldırırım. Sonra da F2'yi alırım. Doğru mu? Doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu yaptığım analizlere dikkat siz Motor kullanmıyorum. Satranç motoru kullanmıyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Satranç motorunu açarsam o zaman düşünce tembelliği var zaten hepimizde. Düşünmüyoruz. Hazır hesap yapan makineye bakıyoruz. Ha bu varmış diyoruz. Hayır. Doğrusuyla ile, ile siz yapacaksınız hesapları ve ben bu kayıtlarda yanlış hesap da yapabilirim. Çünkü satrançta hesaplama yapmak titizlik ister. Zaman ister. Ben bu kaydı tempolu yapıyorum. O yüzden hatalı hesaplarımı siz düzeltin. Siz zaten bu hesaplamaların kat kat fazlasını yapmalısınız. Burada F2'yi veriyor. Siyahlar alamıyor. Çünkü açmazdan demek ki fili kaybediyor. Niye Ş1 geldi? Kale F1 gelip F4 sürecek de diye düşündünüz ama aslında direkt F4 sürecek. Yani süreci daha da hızlandıran daha da tehditkar hale getiren bir yolla devam edecek. Kale F1 gelsiniz çok masum, çok sakin duruyor. Ama F4 daha agresif. F5 tehdidiyle geliyor mesela. <laughs> ah bu sesi de kapatamadık. Tamam. Evet siyahlar ne yapıyor? Filde 4. Gel taş değişelim diyor. Çünkü taş değiştikçe savunmacının işi kolaylaşacaktı. Tal ne yapıyor? Ya taş değişmek istemiyor. Ama kalkıp da C3 de yapmaz. C3 yaparsa taşı bu saldırıdan e, dışarıda kalacak. Ne yapıyor? Yine gözü kulağı kalede. Hop kalede bir geliyor. Bu sefer de D dikiğini kullanabileceğini gördü. Çünkü burada bir açmaz var. Ama kalenin esas amacı fili açmazı almak falan değil. Ne biliyor musunuz? Rook lift manevrasıyla F dikiğine yine kaleyi getirebilmek. Bak nasıl sıkı sıkıya bağlı taşı saldırıya getir. Takviye güç getir. Yardımcı güç getir. Ve bunu yaparken tehditkar yolla getir ki rakibin toparlanmasına müsaade etme, zaman tanıma. Şiir gibi. Kale D6 geliyor siyahlar. Kalesini açmazdan kurtarıyor. Vezir korumasına aldığı için. Ve beyazlar şimdi kalede bir gelemez çünkü fil tehdit altında kaldı. Fil fili istiyor. Fil A3 geliyor. Kaleye saldırıyor. Kale burada geriye gitse eski yerine gitse beyazlar Kale D3 oynayacaktı. Kale F3 tehdidi ile ya da Kale G3 de olabilir. açmaza saldırı tehdidi ile taşını geri alacaktı ve tabii ki de konumsal üstünlük ağır basacaktı. Galibiyete gidecekti. Oyunda ne oluyor? Oyunda siyahlar büyük ihtimal bu manevrayı gördüğü için Kale D8 gelmek istemiyor. Kale A6 geliyor ama Kale A6'ya beyaz oynar kazanır var. Hesaplayın arkadaşlar. Video durdurun burada hesaplayın. Göreceksinizdir. Taşlarınızın sahip olduğu olanakları kaçırmayacaksınız. Gözünüz gibi bakacaksınız. Çalışmayan fikir çalışır hale gelebilir. Kale D4 fedası. E D4 alırsa fil D5 ile açmaz oluşur arkadaşlar. Vezir fili koruyor. Burada biraz daha varyant. Burada oyun bitiyor. Burada siyahlar oyunu terk ediyor. Mihal galip geliyor. Fakat siz burada öğrencinize şu soruyu sorun. Sevgili öğrencim burada Kale A3 ile devam etsem nasıl oynarsın? Eğer öğrenciniz veya siz. Burada tak diye veziri alıyorsanız kusura bakmayın şu prensip sizde daha oturmamış. Hangi prensip? İyi bir hamle gördüğün zaman dur, daha iyisi var mı diye bak. Çünkü bir ustanın özelliklerinden biridir bu. Güçlü bir hamle olsa da cazip bir hamleyi görse de gözleri daha iyisi var mı diye durabilir, bakabilir. Oradaki o oto kontrolü usta oyuncu yapabilir. Yapabildiği için ustalaşmıştır. Öğrenciniz ya da siz hemen alırız hocam bunu hemen alırım diyorsanız o özellik henüz kazanılmamış. Buradaki nüansa bakın. Vezir febe şah. Şah vezir alamaz açmaz da şah eğdi. Gelsin. Fil e6 şimdi alacağız. Fil e6'ya ne oynarsın sevgili öğrencim? Hocam tak diye bunu alırım. İşte yine oltaya geldiniz. Yine cazip bir hamleye daha iyisi var mı diye bakmadan balıklama atladınız. Balıklama atlamayacağız. Daha iyisi var mı diye bakacağız. Bu otokontrole sahip olursanız emin olun çok önemli bir aşama kat edersiniz. Çünkü satrancın e, gördüklerimizden daha derin sularda oynandığını bilirsiniz. Harika bir örnekti at feyidi fedası ile başladı. Ve bakın 10 hamle içinde oyun bitti. İşlenen prensip neydi? Saldırıdayken taş değişiminden kaçın. İki neydi? Saldırıya yardımcı kuvvet getir. Saldırıya taş getirdikçe seçeneklerin katlanır. İkinci örnek. Beyazlar yine mihaltal Tal. Bakın konuma. Pek de saldırı konumu yok gibi değil mi arkadaşlar? Hatta hafif taşların e, saldırı olduğundan bile bahsedemeyiz. At G5'te. C3'te at. B2'de fil. Taşlar eşit mi? 2, 4, 5, 7, 8. 3, 5, 7. Bir piyon. Geride siyahlar ama o piyon da burada. Zaten onu alacak. Çünkü 3 taşla saldırmış siyahlar. Sıra beyazlarda. Mihal Tal'de. Tal ne yapıyor biliyor musunuz? Çılgınca gelecek size ama... Atıyla... Feydi'den... Al diyor atımı. Yeter ki al diyor. İnanılmaz. Bakın... Atı veriyor, oynuyor. Nasıl oynayabiliyor? Bu cesaret nereden geliyor? Tal'in en önemli özelliği ön sezi, sezisi, yani ön gürüleri güçlü olan bir isim. Tabii ki hesap kitap yapıyor. Böyle bir fedayı hesapsız, kitapsız, elinizde bir takım varyantlarınız, bir takım, bir takım devam yollarınız, güçlü hamleleriniz, güçlü fikirleriniz olmadan yapamazsınız. Ama tabii ki de e, sezinlemeniz gerekiyor, başarıya ulaşacağınız Şaffeyi de alıyor ve tal yine aynı prensipleri işliyor. Saldırıya taş getir. Saldırıda çoğal. O halde hangi taşınızı bu saldırıya katarsınız? İşte kale, işte meydan. O zaman piyon duvarını kaldır. Bu kaleyi de bu saldırıya kat. Hop F3. Nazik bir F3 hamlesi. Amaç ne? Fe4 değişimiyle kalenin dikeyini açmak. Adım adım Anadolu. Acele etmeyeceğiz. Taşlarımızı bir bir getireceğiz. Hocam Tal acaba bu saldırıda A1 kalesini de e, bu saldırıya dahil edecek mi? Edecek. Edecek. A1 kalesi de bu saldırıya dahil olacak. Sıra ona da gelecek. Bu şiiri izleyelim. Çok da konuşmayayım sonra kızıyorsunuz. At E-D5 alıyor. Siyahlar. Neden E-D5 alıyor? Çünkü F-E4'e hop at C3 ile o da vezir istiyor. Ve burada bir taş değişimine giriyor. Siyahlar da uyanık, akıllı, prensibi biliyor. Sal da olduğu için taş değişecek olabildiğince. Bakın atı değişti. Çok da iyi oldu. Elde kaldı bir hafif taş. Fil C3 tabii ki. Ve vezir tetil altında olduğu için vezir E4. Allah Allah. Bir fil var. E, kaleler var. Vezir var. Bu kale de uzakta zaten. Ya bu şekilde mi kazanmış oyunu? Kazanacak. Siyahlar için zor bir oyun var burada. Siyahlar hep doğru oynamalı. Bir yerde direncini kaybetmeye başlıyor, başlıyor, başlıyor. İpin ucu kaçıyor. Ve bakın taşlar bir bir hedefe doğru yaklaşıyor. Vezir H5, Şah. At açmazda olduğu için veziri alamaz. Şah E6. Neden E6? Neden G8'e girmemiş yani G8'e girerse kale zaten sıkışacak. Bu da beyazlara ekstradan zaman kazandıracak. Çünkü siyahlar toparlanmak için 2-3 hamle ihtiyacı varken Şah G8'den sonra toparlanmak için daha fazla zaman ihtiyacı olacak. Ayrıca burada F6 piyonu da kayba giriyor. Ee, ona da bakmak lazım. Kale F6 bile orada olabilir mi diye bakmak lazım. Ha, olabilir galiba. Şah G8'e bakacaksınız işte. Mesela bunlara siz bakacaksınız. Her şeyi benden beklemeyin. Ben size güzel örneklerle yol göstermeye çalışıyorum. Yoksa bu maçların analizi analizi saatler alır. Oturun ben size bu maçı 2 saatte anlatırım. Ama 10 dakikada da anlatırım. 5 dakikada da anlatırım. Anlatabildim mi? Öyle burada kale altı var mı acaba bakmak lazım. Kale F6 vur, çok vurduk ama eee böyle böyle gelmek mi? Yok. Bek acele etmeye gerek yok belki. Bunlara siz bakarsınız arkadaşlar. Sakın motor açıp bakmayın. Kendiniz bakın, kendiniz inceleyin sonra Motordan, satranç motorundan yardım alın. Şah E6 gelmiş. Şimdi açmazdan çıktığı için vezir tetik altında. Tabii ki tel bunu düşünmüştür. Vezir H3 ile şah çekiyor. Hocam vezir G4 gelemez mi? Taşları değişemez mi? Vezirleri değişmek isteyemez mi? İsteyemez. Orada taktik var. Bulmanız için süreniz 5 saniye. Videoyu durdurun. Vezir g 4de ne var? Hemen koruyan taşa bakacaksın. Vezir kim koruyor? At. Koruyanı yok et. Ödülü hak et. Koruyan taşa odaklan. Hocam at G4 kapatamaz mı? Atı kim koruyor? Vezir. Hemen koruyanla uğraş. Ödülüne ulaş. Hop. Kale F4. Ver veziri ver atı. Gördünüz mü? Koruyan taş. Uğraş. Hedefine ulaş. <laughs> Şah D6 gelmiş. Şah D6 gelme de zaten razı. Şah buradan saklanacak. Ya yani kaleye atacak. Şah buradan e, sığınağa doğru saklanacak. Ve Tay burada ne yapıyor? Kale nispeten saldırı da. Tabi hedef şimdi şaştı. Filin de hedefi şaştı. Vezirin de hedefi şaştı. Ama nispeten saldırdılar. A1 kalesinden huylanıyor şimdi Tal. Diyor ki benim o A1 kalesini getirmem gerek diyor. Rahatsızlık duyuyor. Bu saldırıya dahil etmem gerek diyor. Bu arada şu an F6 karesi boşta kaldı. Ama file F6, G F6, kale F6'dan sonra şah c hamlesi var. Ve artık e, burada seçenekler azalıyor beyazlar için. Taş kalmadı çünkü. E, baksanıza e, saldırıda bir kale bir veziri kaldı. Diğer kalesi uzakta. Kaleyi açar D8'e. Şahını saklar B8'e. Oyun biter arkadaşlar. Taşlar gitti. Oyun bitti. Ve burada fantastik bir hamle yapıyor beyazlar. Yaratıcılık sınırlarını zorluyor. Kim için? A1 kalesi için. Hop. B4. Neden B4? Şimdi CB4 alırsanız Şimdi CB4 alırsanız Tabi ben burada tabi C5'i almak istiyorum. Şimdi bedel alırsınız. File F6 şimdi. G F6. Kale F6'ya. Şah C7'ye artık kale C1 var. İnanılmaz. Şah buralara gidemez. Koca vezir buradan. Pardon oku yanlış çizdim. Koca vezir buradan mat ediyor. Hatta vezir e, yerinden bile kımıldamıyor. Kalele mat var. Kale buraya gelirse burada nasıl devam edebiliriz? Şu kaleyi dikeye gelemedim. Nasıl gelirim? O zaman buradan gelirim. Kaleyi F4'e gelirim. Vezire saldırırım. Vezir kaçınca şah çekerim. Burada oyun biter. Ya buradan şah çekerim. Ya buradan şart çekerim. şah çekerim. Fili kapatınca şah yaparım. Açmaz yaparım. Buralarda oyun bittik. Burada da siz incelersiniz. B4'e. Siyahlar şah C'de geliyor. Aman diyor. O piyonu alamam ben diyor. Kale A, C'ye bir. Yine hedefe yöneldi kale C8 hemen e, kaçmaya çalışıyor. Aman diyor o gelmeden kaçayım diyor. Ama kale F5. Burada kale F5 çok etkili. Çünkü fil E5 tehdidi var. Şimdi burada kuru kuru şa B8 oynarsanız büyük ihtimal burada ne var? Fil E5 şah. Şah A8'e bakın ne oldu? Bu boşta kaldı. Herhalde burada kale F4 olmaz. Kale F6 vuralım. Kale f 4e vezir C6 görüyorum. Kale F6 var değil mi? Galiba. Kale F6 var de mi at aldık mat istiyoruz. Değil mi? Bitti değil mi? Bakacaksınız bitti herhalde. Bakmak lazım. Bakmak lazım. Kale f de vezir 6 var diye gördüm. Kale F6 var galiba. Evet harika. Burada ben saklanamıyor. Kale F5. Ne yapıyor? Vezir G4 gel değişelim diyor. Tabii ki buna izin vermeyecek. Vezirini saklayacak ama vezirini saklamadan önce bu şahın D8'den kaçma olasılığı şu an gündeme geldi. Çünkü vezir çaprazını kaybetti. H3 veziri. Önce fil E5 ile filin saklanmasını engelliyor. Şat diye diye de vezirler değişemem kusura bakma diyor. Vezir bana lazım diyor. Veziri F1'e çekiyor. Ve burada şimdi vezir inanılmaz bir e, ahenk. Vezir bu taraftaydı. Hop buradan buraya. İnanılmaz bir dans. Vezirin dansı. B5'e girmek istiyor. O yüzden vezir E4 gelmiş. Vezir bebe bebeşler çekerse vezir c6 kapatmak için ona da kale c4 oynamış. Vezir c6 yine gelmiş. Vezir h3 gelmiş çünkü bu kare bu çapraz e, çok önemli. O açarak da saldırılar istiyor. Şimdi kaleyi açmak istiyor. Vezir e6 kapatmış. Buna da artık taktik patlamalar var. Çünkü neden var? Taşlarınızın arasında bir ahenk, bir uyum, oluşturursanız, işbirliği kurarsanız taktik patlamalar yaşanır. O yüzden taktik radarınız hep açık olacak. Hassas ayrını da hassas ayara getireceksiniz. Ve burada taktik var. Video durdurup buradaki taktiği de siz bulun arkadaşlar. Buradaki taktik şöyle. Fil F6, G6 zorunlu ve bu çaprazın güzelliği işte burada geliyor. Kale buradan şah çekmemiş. Önce kale E4. Eğer Vezir E4 alırsa ne var? Biz bakalım. Açıp vezir alacağız yoksa mat mı edeceğiz? Mat var mı? Mat. Mat var değil mi? Bakın double check. çift şah. Ha yok mat yok ya. Mat yok çünkü buraya kaçar. Mat yok demek ki vezir alacağız. Değil mi? Kale D5'e şah C7 var. Ve kale d oraya kaçar. Evet demek ki burada nazikçe kale E5 geleceğiz. Ee, şah çekeceğiz. Ve veziri alacağız. Tamam. Veziri kovmak istiyoruz bu çaprazdan ki açarak şah çekelim. Vezir a açmış. Kendisini beyazlarda kale c5'e açmış. Ve herhalde burada mat ağı var. Açarak şah çekmiş. Şah nereye kaçarsa kaçsın mat. Zaten buraya kaçarsa kale de gider. E buraya kaçarsa. E buraya kaçar zaten. Nasıl mat ederiz? Nasıl mat ederiz? Kale de şah çekeriz. Şah e7'ye de... Hop. Vezir değdi mat ederiz. Tal'den yine inanılmaz bir mat. Atını Feydi'den feda etti. Devamını bir güzel getirdi. Bu maçta 15 hamle sürdü. Hemen 3. maça geçelim. 3. maç. Sizce 3 maç arasındaki en önemli benzerlik ne? <laughs> en önemli benzerlik de şu. At kendini Feydi'den bırakıyor. İnanılmaz. Bu dersten sonra, bu çalışmadan sonra umarım siz de atefidi fedaları yapmaya başlamazsınız. Çünkü bu fedaların dirinliği var. Öyle her konumda at efidi yapılmaz. E, Tabi bu örnek karşımızda olduğu için e, Talin hamlesi burada at feydi olacak arkadaşlar. Önce taşları sayalım. 2 kale vezir, 2 kale vezir, at fil, at fil. 2, 4, 6, 8 piyona, 3, 5, 8. Her şey eşit. Her şey eşit ama tal faktörü var. At feydi veriyor. Şah feydiden sonra da taşlarını bu saldırıya yöneltiyor. Ne yapıyor? Hemen Vizir 5 şah mı çekiyor? Hayır. F5 yapıyor. Kalenin önündeki piyon duvarından kurtulmak istiyor. Tehdit ne? Tehditte F6 almak. Sonrasında sıkıntılar büyür. Açığa çıkan şah mat olma tehlikesine, mat olma ağına girer. Oyunda D5 almış. fe 6 ya da şah E6 almış. Şimdi kale oyunda, kale saldırıda vezirin zaten şah çekme şansı var ve vezir oyunda... Fil oyunda değil, kale oyunda değil. Talin gözü bu iki taşta. Zaten bu maçları inceledikten sonra vay be adam hakikaten taşı veriyor vermesin ama neye sıkı sıkıya bağlı kalıyor? Taş getirmeye, taş getirme saldırıya, taş getirme çoğalma prensibine sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Bunu anlayabilmek, bu prensibin işlenişini e, derinlemesine görebilmek için işte bu tür oyunları incelemeniz gerekiyor. Hocam ne yapmamız gerekiyor? Maç incelemeniz gerekiyor. Gerekenlerden biri bu. Oyun sonu çalışman gerekiyor. taşta oyun sonları. Soru çözmen gerekiyor. Turnuva maçı yapman gerekiyor. Turnuva maçlarının derinlemesine analizini yaparak eksik noktalarını görüp nokta atışı çalışmalar yapman gerekiyor. Her şeyi yapacaksınız. Harmanlayacaksınız. Ama ne yapmayacaksınız? Bir dakikalık, üç dakikalık maçlar oynayarak e, geliş, geliştiğinizi, satranç ilerleyeceğinizi... Umut etmeyeceksiniz. Onları ara sıra oynayacaksınız. Evet. Hatta belki bu akşam belki de yarın e, sizlerle e, Lichess platformu üzerinde bir 3 artı 2 turnuva da yapabiliriz. Ben de katılırım. Beraber oynarız. Arada yapacağız. O da e, o eğlenceyi de yapacağız. Ama böyle de çalışacağız. Çok konuştum. Konuşmayın. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kale birbir geliyor. Bak. Kale birbir geliyor. Hocam kale boşta. Aslında boşta değil çünkü vezir şah çektiği zaman şah siyah, siyah kareye gidecek. Fil açarak şah çekecek kale, kale vezir alacak. Dolaylı yoldan korunuyor. Peki bu keşfi nasıl yapıyor? Bak burada önemli olan bu keşfe giden e, bu keşfe giden disiplin. Disiplin ne? Saldırıya taş getirme bilgisine ne kadar bağlı olduğunu gözünün kulağının nasıl da bu kalede olduğunu burada hissetmenizi istiyorum kalebi bir. Yani tal buna bakıyor. Buna odaklı, kaleye odaklı kalebi bir keşfediyor. Siz de bilgilere sıkı sıkıya bağlı kalacaksınız. Burada vezir bebiri almış. Almamalıydı. Almasaydı da e, emin olun beyazların saldırı olanakları çok büyük. Çünkü e, vezirin G4'ten, C4'ten saldırısı var. Filin potansiyeli var. Kale f katılım gösteriyor. E, saldırılar devam ediyor. Bunun analizini siz devam ettirirsiniz. Oyunda vezir bebir alıyor. Ve inanılmaz bir tempo yakalıyor Tal. Şıkır şıkır oyun bitiyor. İnceleyelim. Birazcık yorumsuz in göstereceğim hamleleri. Vezir C4 Şah. siyah kareye gitmek zorunda. D6 veya E7. Fil A3 Şah. Şah C7'ye saklanıyor. Zaten o yüzden D6 yolunu tercih etti. Burası sıkıntılı olurdu gidecek yer anlamında. Kalenin oyuna girişi kapanırdı. Şah C7'de saklandı. Kale B1 alıyor. O da fil A3 alıyor. Ama bu ne? Korumasız taş. ...korumasız taştan anlık olarak yararlanmanın yollarını arayacaksınız. Nasıl mı? Hem ona saldır hem de başka bir şeye saldır şeklinde. Çifte saldırı. En klasik yöntemdir. Korumasız taş bir hedeftir ama e, geçici bir hedeftir. Çünkü hemen koruma altına alınabilir veya yerini terk edebilir. Bu yüzden siz de anlık saldırılar var mı diye bakacaksınız. Çoğunlukla da çifte saldırı zaten yoluyla e, savunmasız taştan yararlanır. Ver fili ver piyonu dedi. Fil kaçtı e 7ye diye. Vezir beydi şah. Şah zaten buraya kaçamaz. A8 boşta kalır. Şah d6 zorunlu. Elimizde kalemiz varsa ne yapacağız? Piyon duvarlarından kurtulacağız. D5 alıyor. Piyon duvarından kurtuluyor. Şahla alamaz. Şah atı koruyor. At e5 zorunlu. Hemen kalede bir şah. Bunlar hesaplı hamleler zaten. Şah e6 zorunlu. Çünkü şah c5'e gitseydi fil giderdi. Vezir b3 şah. Şah F5'e gitmiş. Bakın buradaki şey çok güzel. Kale F1 şah. Şah E4. Kale E1 şah. Şah F5 ve inanılmaz bir nüans. G4 şah. Atla alamazsın. Fil boşta. Şahla alamazsın. At boşta. Ne yapacaksın? Alamayacaksın. Şah F6 tıpış tıpış gideceksin. Çünkü şah atı korumak zorunda. Şimdi kale F1 şah. Şah G6 zorunlu. Çünkü şah G5'e kale F5 kale E5 var. Şah G6 ya da vezir E6 şah. File F6 kapatıp atı korumaya çalışsaydın. Atı korumaya çalışsaydın. Vezir F5 şah. Vezir F5 şah. Şah F'ydi zorunlu hamle. Vezir E5 açmazdan atı alabilirdi tal. O yüzden burada peşinden şah h kaçmış. Atından filinden vazgeçmiş. Atı almayı tercih etmiş bu konumda e, sevgili Tal. Fil istiyor. Kale H E8 gelip e, kale H E8 gelip fili koruyor. Ona da kale F7. Ver fili. Ver matı dedi. Fil F6 gelemezsin. Vezir F6 var. Açmazdan alır. Bu yüzden fil F8 zorunlu hamle. Ona da vezir F5 ya. Piyonu süremezsin. Açmaz da şah G8 zorunlu. Ona da bakın burada iş biraz e, zor. O kadar kolay değil. Bundan sonrasını biraz yorumsuz göstereceğim. Ee, kale oyunda, vezir oyunda <laughs> bir de şah oyunda olması lazım. Şah'ı geliyor Tal. Ee, çünkü kaleler biraz aktif olacak. Şah'a yönelik bir saldırı başlayacak. Şah kendine bir sığınak arıyor. Fil C5'e Şah G3 ilerliyor. Kale E3 Şah'a. Şah H4 ilerliyor. Kale A 8 geldiğinde Şah nispeten kendini piyon duvarının arkasında saklıyor. Ben ne demiştim sizlere? Şah'ı ne at korur ne fil korur ne kale. Şahı koruyan taş piyondur. Piyon duvarlarıdır. Hemen gitti saklanıverdi. İnanılmaz bir e, özen. Burada ne yapmış? E, fili alamaz değil mi? Çünkü kale boşta. Aman demiş ben vazgeçin demiş. Kale giydi vurmuş. Şak giydi vezirce 5 almış Burada C6 istiyor. A7 istiyor. Bunlardan birini alınca geçer piyonlar olacak. Bunlara güveniyor Tal. Kale 8 E6 gelmiş. C6 korumuş. Vezir A7'ye. Şah G6 gelmiş. Şah çekmişti çünkü. Vezir A8 gelmiş. Vezir buradan şah çekmek istiyor. Şah F6 gelmiş. A4 geçer piyonu sürüp kazanacak. Hızlı hızlı şah E5. A5. Şah D5. Vezir D8 şah. Şah E4. A6. Şah f3'e gitmiş. Ne olacaksa a7. Kale e2 gelmiş. Mat istiyor. Vezir d3 gelmiş şah. Kaleyi kapatmış. E kaleyi kapatmış. E zaten vezir çıkacak. Vezirle kaleyi almış ve siyahlar terk etmiş arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Tal'den arkadaşlar at f7 ile başlayan konumsal taş fedası incelemesi yaptık. 3 maçı sizler için derledim. Çok derinlemesine analiz yapmadım. Ee, birazcık analiz yaptım. Gerisini size bıraktım. İki prensibin işlenişine dikkat çektim. Ve son sözü Tal'e bırakalım. Tal der ki iki türlü feda vardır. Doğru olanlar ve benimkiler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsanız lütfen beğenin. Lütfen yorum yapın. Lütfen sosyal medyalarda paylaşın. Kanala destek olun arkadaşlar. Bir destekte de siz verin beğeniyorsanız, sevdiyseniz daha fazla paylaşım istiyorsanız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.